Merhaba arkadaşlar. Bu videoda matematikteki temel kavramlardan söz etmeye çalışacağım. Paralel olarak gidebilmeniz için daha rahat ben de yazacağım. Paralel olarak deftere veya bir yere not alabilirsiniz. Temel kavramlar genelde hep aynı şeyle başlıyor, rakamla başlıyor. Rakamla niye başlıyor ona bakalım. Çünkü bizim kullandığımız örneğin 234, 322 gibi sayılar rakamlardan oluşuyor. Yani matematik aslında rakamların birleşmesiyle meydana geliyor biraz da. İşlemler gibi, problemler gibi şeyler rakamların birleşmesiyle. Peki rakamlarımız neler? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar rakamlarımız. Sayıları bunlardan oluşturuyoruz. Sözel ifadesi şu, sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Yani rakamı biraz daha sembol olarak söylemiş, süslemiş, karışmasın diye sayıyla. Rakamdan sonra sayı geliyor tabii, sayılar. Bu da rakamların çokluk belirten ifadesi. Mesela bir sayı söyleyelim, 235. Bu 2, 3 ve 5 rakamlarından oluşuyor. Ne yapıyoruz? Rakamdan sayıya geçmiş oluyoruz. Derseniz ki bu çok basit bir bilgi. Bunu nasıl soruda kullanır? Şöyle kullanır. Mesela size soru sorarken diyecek ki AB sayısı rakamları farklı bir sayıdır. Mesela klasik ifadedir. Orada ne diyor? Şunla şu rakamları farklı. Bunlar birer rakam ve bunların birisi 1 ise diğeri 1 değil. 2 gibi veya birisi 3 ise diğeri 3 değil gibi soru tasarımlarında kullanılıyor. Önemli nokta ne? Ayırıcı nokta ne? Her rakam aynı zamanda bir sayı. Yani sıfır bir rakam olduğu için sayı değil diyemeyiz. Aynı zamanda bir sayı. Sıfır bir sayı, bir bir sayı, iki bir sayı, üç bir sayı ama her sayı bir rakam değil. Yani 235 bir rakam değil. 235 bir sayı. Çünkü içerisinde 3 tane rakam var. Burada küçük bir bilgi var. Nasıl çıkabilir? Sözel sorularda çıkabilir. Hangisi kesinlikle söylenebilir gibi ifadelerde neyi bileceğiz? Her rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir. Daha sonra sayı kümelerine geçiyoruz. Sayı kümelerine niye geçiyoruz derseniz, çünkü sorularda şöyle sayıyı önce tanımlıyor. Diyor ki mesela A1 doğal sayı, A1 sayma sayısı, A1 tam sayı, reel sayı. Bu sorunun en başındaki kısım için. Hangi sayı kümeleri var? İlk başta sayma sayılarını diyebiliriz. Biraz daha özel bir küme. Bir şeyi saymaya kaçtan başlarız? Birden başlarız değil mi? Bir elma, iki elma diye. Sonsuza kadar da sayabiliriz. O yüzden sayma sayılar kümesi böyle 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Şöyle küme yapıyoruz, kapatıyoruz. Biz buna ne diyoruz? Sayma sayıları diyoruz. Sayma sayılarından sonra ne var? Doğal sayılar var. Doğal sayılar da aslında işte gündelik işlemlerde kullandığımız daha çok ilkokulda hani gördüğümüz sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Şu şöyle süslü parantez diyorlar. Buna da doğal sayılar. Bunu bir şeyle gösteriyoruz. Ne ile gösteriyoruz? Bu gösterim çıkıyor yani sınavlarda o yüzden belirteyim. Ne? Nature'dan geliyor. Doğal olmasından geliyor. Neyi? Bu şekilde tanımlıyoruz. Ne bu? Doğal sayılar. Nasıl sorar? AB bu diye bir iki basamaklı sayı verir. Mesela A ve B doğal sayıdır der. Rakam der de tabi orada AB'yi doğal sayı olarak söyler. Yani A ve B rakamdır. AB bir doğal sayıdır diyebilir. O zaman negatif olasılıkları ortadan kaldırır. Bilirsiniz ki AB sayısı sıfırla sonsuz arasında ya iki basamaklı olduğu için 10'la 99 arasında. Ve daha sonra pozitif doğal sayılar var. Pozitif doğal sayılar aslında pozitif doğal sayılar
Ekstra bir küme değil. Aslında sayma sayılar kümesi. Doğal sayılar buydu. Bunlardan sıfır pozitif değil. Onu çıkarıyor. Ve şöyle n artı diye gösteriyor. Diyor ki 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar. Bu da doğal sayılar oluyor. Pozitif doğal sayılar oluyor. Negatif doğal sayılar var mı? Yok tabii ki. Çünkü negatif bir sayı doğal sayı olmuyor. Öyle n artı kümesi diye ayırıyoruz. Peki ne biliyoruz? Tabii pozitif doğal sayılar aynı zamanda sayma sayılara eşit. Yani n artı aynı zamanda sayma sayıları da gösterebiliyor. Daha sonra negatiflere geçiyoruz. Tam sayılar kümesi doğal sayıların daha da genişletilmiş bir şekli. Z ile gösteriliyor. Z şeklinde. Kümemizde bu sefer şurada doğal sayılarımız vardı. 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. Burada da eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar var. Şimdi tam sayılar oldu. Genişlettik. Ama yine bir yönden sınırladık. Nasıl sınırladık? Dedik ki bunlar tam sayıdır. Yani 3 bölü 2 gibi, eksi 3 bölü 2 gibi kesirli şeyler değildir. Negatifleri de katıyoruz ve yeni bir tanımlama yapıyoruz. Tanımlama yapıyoruz çünkü bunların ortak özelliğini buluyoruz. Bunların ortak özelliği ne? Bunlar tam sayılar. Devam edelim. Şimdi z tam sayılar olarak tanımlandı. Z eksi ve z artıya da bakabiliriz. Mesela z eksi nedir? Negatif tam sayılar. Tanımlıyoruz adı üstünde. Negatif olacak ve tam sayı olacak. Tam sayılar yukarıdakilerde. Bunun negatif kısmını alıyoruz. Tabii şu sonsuza kadar gidiyor da. Sonsuzdan eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bir de pozitifler var. Pozitif tam sayılar. O da ne oluyor? 1'den başlıyor. 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Negatif tam sayılarla pozitif tam sayıları birleştirdiğimizde tam sayılara ulaşır mıyız? Ulaşamayız çünkü arada bir eksik var, sıfır var. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Tabii kümeleri daha göstermedim de. Tam sayılar kümesi negatif tam sayılar şu z. Birleşim pozitif tam sayılar birleşim sıfır elemanı. Şöyle sıfır elemanı da gösterelim. Bu kümesel gösterim o yüzden parantezlere çok takılmayın. Onlar kümeler konusunda olacak. Z eksi, z artı ve sıfırın birleşimi bana tam sayıları verir. Bir sonraki kümemiz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılarda da ya bu sayıların hikayesi şeye benziyor. İyice genişliyor rasyonel sayılarda da. Hani bizim de şu özelliğimiz var gibi oluyor rasyonel sayılarda. İrrasyonel sayılara göre bir farkı var. Mesela tam sayıların ortak özelliği tam olmalarıydı. Bu rasyonel sayılarda biz tam sayı değiliz ama şu şekilde bir özelliğimiz var. Rasyonel akılcı sayılar ne oluyor? Diyoruz ki A ve B birer tam sayı. Tam sayı. Bir de istisnamız var. B sıfır olamıyor çünkü B paydaya gelemiyor. Onu söyleyeceğim. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı deriz diyor. B niye sıfıra paydaya gelemiyor? Paydaya geldiğinde şöyle bir şey oluyor. 3 bölü 0. Bu da tanımsız oluyor. Niye? Mantıken baktığımızda 3'ün içinde kaç tane sıfır olduğunu da anlayamıyoruz. Yani 3 elmanın içinde kaç tane sıfır elma vardır? Sonsuz mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Saçma bir şey oluyor. Hani ben böyle bakmayı seviyorum. 0 bölü 3 0 oluyor. Çünkü 0 elmanın içinde 3 tane elma hiç yoktur. Bu şekilde ezberlemeye gerek yok. Mantığını düşünerek yapabiliriz. A bölü B rasyonel diyoruz. Bunları rasyonel sayılar diyeceğiz. A ve B tam sayı. Mesela nedir? A 1 olur, B 2 olur. 1 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. A eksi 1 olur, B 3 olur. Eksi 1 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. A 0 olur. B 9 olur. 0 bölü 9 0'a eşittir. Bir rasyonel sayıdır. Çünkü aynı zamanda 0 demek 0 bölü 1 demek. Yani şu şekliyle de alabiliriz. 0 bölü 9 da bir rasyonel sayı. Yani tam sayıları da kapsıyor.
Ne ile gösteriliyor? Q ifadesiyle gösteriliyor. Diyoruz ki Q eşittir A bölü B. Ya bu gösterim çok önemli. Q'yu gördük mü anlamamız lazım. A virgül B elemanıdır. Tam sayıdır. Tam sayılar ve B sıfıra eşit değil. B sıfıra eşit olmayacak. A ve B tam sayı olacak. A bölü B şeklinde göster. Bu matematiksel gösterim çok şey değil de. Aklımızda şu olması lazım. İki tane tam sayıyı birbirine bölerek yazdım. Kesirli bir şey elde ettim. Küsürlü bir şey elde ettim. 3 bölü 2 gibi. Ama bunlarda şöyle bir ortak özellik vardı. Mesela neydi? 3 bölü 2. Şimdi biz 3 bölü 2 1,5 olarak da yazabiliyoruz. Yani virgülden sonraki kısmı bilebiliyoruz. Hatta küsürlü bile olsa atıyorum 1 bölü 3 bile olsa hani bunu 0,333 diye gideceğini biliyoruz. Bu yüzden rasyonel sayılar diyoruz. Yine akılcı sayılar. Kümeyi genişletiyoruz ama ortak bir özellikleri var. Ve son kümemiz irrasyonel sayılar. Tabi de gerçel sayılarla var da onlar çok KPSS sayılar göstereceğiz onları da. İrrasyonel sayılarda da virgülden sonraki kısmı tahmin edemediğimiz sayılar. Biraz istisnai sayılar. Bunları da Q çizgiyle gösteriyoruz. Örneğin kök 2 irrasyonel sayı virgülden sonrası gidiyor böyle sürekli. Bunu kısaca gösterdim çünkü pek bir numarası yok yani bizim açımızdan. Bir de reel yani gerçel sayılar var. Bu da yine üstte tanımladığımız şeyleri birleştiriyoruz. Yani rasyonel sayıları irrasyonel sayılarla birleştiriyoruz ve hepsine reel sayı diyoruz. Bizim için anlamı ne? Soruda reel sayı gördük mü şunu düşüneceğiz. A ve B her şey olabilir. Bunu ne noktada düşüneceğiz? Şöyle düşüneceğiz. Hemen belirteyim. Mesela diyor ki A çarpı B 7'ymiş. Ve A'da atıyorum 6,23. Biz şöyle düşünmeyeceğiz. B 1 olmuyor, 2 olmuyor, 0 olmuyor. Bu B garip bir şey oldu. Olmaz. Öyle değil. Yani burada B'nin ne olduğunu tam kestiremeyebiliriz. Aklımıza sayılar gelmeyecek. Yani bu örneği ezberden verdim de aklımıza direkt 1, 2, 3'ü koymayacağız. Reel sayısı her olasılık olabilir olarak bakacağız. Soru da daha net olur. Bir de karmaşık sayılar var. Kompleks sayılar ama o KPSS'de, EGS'de pek yarayan bir şey değil. O yüzden onu geçelim. Sayı çeşitlerine geçiyoruz. Sayı çeşitleri bilindiği gibi bir çift sayı var, bir tek sayı var. Daha sonra işte asal sayı falan. Çift sayı nedir? Matematiksel gösterim sıkıcı olur. O yüzden şöyle söyleyeyim. Çift sayı dediğimizde 2, 4, 6, 8 gibi 2'nin katlarını ele alıyoruz. Aynı zamanda 0 ve eksi 2, eksi 4 gibi sayıları ele alıyoruz. Ç diye gösterelim. Ortak özellikleri ne? Bunların hepsi 2n olarak gösterilebiliyor. 2n. Yani n yerine bir şey koyuyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Bu kümede yer alıyor. Mesela n yerine 1 koyduk mu 2 oluyor. 2 koyduk mu 4 oluyor. 0 koyduk mu 0 oluyor. Dolayısıyla bunların hepsini çift sayı yapıyor. İkinci durum ise tek sayı olma. Tek sayı olmada durum biraz farklı. Diyoruz ki yine kümemizdeki n, şu n tam sayıydı. Yine tam sayı olsun. Elemanıdır tam sayı. Ama 2n artı 1'e giden sayılar tek sayı olsun. Böyle söyleyince biraz gıcık gelebiliyor matematiğe yeni başlıyorsanız. Ne demek 0 koyduğunda n'e 1 oluyor, 1 koyduğunda 3 oluyor, 2 koyduğunda 5 oluyor, böyle gidiyor. Aynı zamanda eksi 1 koyduğunda örneğin eksi 3 oluyor. Pardon eksi 1 oluyor. Sonra eksi 2 koyunca eksi 3 oluyor. Böyle sonsuza kadar gidiyor. Bunlar da tek sayılar. Zaten biz genelde ezbere biliniyor. Tek sayılar, çift sayılar nedir mantığı. Böyle matematiksel gösterimi. Çok uğraşılmıyor. Ama ne çıkıyor? Tek ve çift sayılar arasındaki işlemler çıkıyor sorularda.
Mesela diyor ki tek sayıyla tek sayının toplamı ne olur? Hiç düşünmeye gerek yok. Bir örnek verelim. Tek sayıyla tek sayı 1 ile 1 toplamı ne oldu? 2. Yani çift sayı oldu. Mesela diyor ki tek sayıyla tek sayının farkı ne olur? Bir bakalım. Örneğin bu 3 olsun, bu 1 olsun. Çıkarttığımızda ne oldu? 2. Yani çift sayı. Yine tek sayılar için şunu diyebilir. Tek sayıyla tek sayının çarpımı ne olur? Örneğin 3'e 5 çarpımı 15. Yani tek sayı. Bunları ezberlemeye gerek yok. Bir tane yerine örnek koyunca çıkar. Çift sayılarda da çift sayıyla çift sayının toplamı ne olur? 2 ile 4'ü toplayalım. 6 çift. Çift sayıyla çift sayının farkı ne olur? Mesela 4 ile 2'yi çıkaralım. 2. Yani çift. Bu her zaman böyledir. Hangi çift sayıları verirseniz verin çift çıkar. Çift sayıyla çift sayının çarpımı ne olur? Mesela 2 ile 4, 8 çift. Peki her zaman bu kadar bir durum daha var. Tek ile çiftin çarpımı ne olur? Tek ile çiftin çarpımı da mesela 3 ile 2 olunca 6 olur. Çift. Çift ile tekin toplamını da yazalım. Çift ile tekin toplamı örneğin çift 2, tek 3, toplamı 5 yani tek. Peki böyle basit mi olacak sınavda? Yani şunu yapacak numara çevirmek için. Çift sayı ile çift sayı çift 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 şöyle götürecek. Bunu bir tekle çarpacak. Ne olur? Şimdi çiftle teki çarpınca çift oluyordu mesela 2 ile 3. Onu biliyoruz. Çifti ne kadar kendiyle çarparsan çarp çift olur. Şuraya yani 1000 tane çift sayı da yazsa sonuç çift sayı. Bu şekilde şaşırtmalar olacak. Bunlar üzerinden sorular tasarlanıyor. Mesela bir sonuç var elimizde. Nelerin çarpıldığını bilmiyoruz ama çarpımın sonucu tek olmuş. Öyleyse şunu bileceğiz. Bunların hepsi tek sayı. Çünkü bir tanesi çift sayı olsa sonucu çift sayı yapar. Yani sorulardaki şaşırtma bilgileri söylüyorum. Aynı zamanda aynı şekilde şurada bir sürü şey çarpılmış. Sonuca bakmışız ki çift sayı. Öyleyse içinde en az bir tane çift sayı var. Çünkü hepsi tek olsaydı sonuç tek olacaktı. İçerisinde bir tane çift oldu mu bütün tekleri çift yapar. Bu da önemli bir nokta. Farklı istisnai bilgiler neler bu noktada akla takılabilecek? Sayılar içerisinde hem tek hem çift olan bir sayı yok. Sıfır bir çift sayı, orada bir takılma olabilir. Az önce söylediğim yerden geliyor, 2n'den geliyor mantığı da. Ve tek sayılar ve çift sayılar da tam sayılardan oluşuyor. Bunlar tam sayılar. Dolayısıyla rasyonel sayılara tek çift diye bakmıyoruz. Teke çifte baktık. Bir başka noktada pozitif ve negatif sayılar. Yine sınavlarda bilgi ölçülen noktalardan biri pozitif ve negatif sayılar. Pozitif neydi? İşte 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar. Negatif neydi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar. Soruda tabii şöyle söylüyor biraz da oradan kazanmak için. Ya A ve B pozitif negatiftir demeyebilir. Şöyle der. Örneğin A küçüktür B, küçüktür 0, küçüktür C, küçüktür D. Biz buradan neyi anlayacağız? A ile B sıfırdan küçükmüş. Demek ki bunlar negatif. Bize bunu dolaylı yoldan söylüyor ki biraz vakit kazansın. C ve D sıfırdan büyükmüş. Öyleyse C ve D pozitif. Bunu göreceğiz. Başka neyi göreceğiz? Mesela C ile D pozitifse bunların toplamı da pozitiftir. Çünkü bunlar 2, 3 gibi iki tane sayı. Öyleyse toplamları da sıfırdan büyük olur. Bunu göreceğiz. Başka neyi göreceğiz? A ve B sıfırdan küçükmüş. Öyleyse A ve B'nin toplamı da sıfırdan küçük olur. Çünkü bunlar da eksi 3, eksi 2 gibi iki tane sayı. Bunları toplayınca da eksi 5 olacak. Dolayısıyla sıfırdan küçük olacak. Neden eksi 5 oluyor? İkisinin de işareti aynı. Eksi 3, eksi 2 sayı doğrusunda gösterirsek şurada
2 adım gittim eksiye doğru, sonra 3 adım daha gittim eksiye doğru. Toplamda 5 adım gittim. Dolayısıyla eksi 5. Hazır bu noktada negatife değinmişken, eksi olan arkadaşlar olabilir. Ben şu pozitif negatif toplam farkını bir anlatmaya çalışayım kısaca. İki tane karşı işaretli şey, biz zaten mesela örneğin 2 artı 3'ü biliyoruz, bu 5. Ha niye 5, ona bakalım. Çünkü 2 aslında artı 2. Neden artı 2 demeyin, artı olunca bazen gösterilmeyebiliyor. Böyle işaretin başında gösterilmiyor. Artı 2 olunca bir kutuda 2 tane artı var. Bir kutuda da 3 tane artı var. Yani 2, 3. Toplamda 5 tane artım oldu benim. Dolayısıyla 5 oldu. Negatifte ne oluyor bakalım? Mesela 3'ten biri çıkarınca 2 diyoruz, değil mi? Niye diyoruz? Burada 3 var artı. Artı kutumda 3 tane artı var. Eksi kutumda ise bir tane eksi var. Bu artıların biriyle eksilerin birini götürüyorum. 2 tane artı kalıyor. Sonuç 2. Şöyle olursa eksi 2 artı 4. Aslında bu sadece 4 eksi 2'nin yer değiştirmiş. Böyle kafa karıştırmak için yer değiştirmiş. Yani ne yapacağız? Eksi kutumda 2 tane eksi var. Artı kutumda 4 tane artı var. 2 tane artı 2 tane eksiyi götürdü. 2 tane artı kaldı. Dolayısıyla artı 2. Ve eksi 2, eksi 3, eksi 5 diyelim mesela. Ne olur? Yine eksi kutumda 3 tane eksi var. Buraya geldim. Bir eksi kutusu daha 5 tane eksi var. Dolayısıyla toplamda 3 burada, 5 burada, 8 tane eksim var. Demek ki cevap eksi 8. Bu birinci yol. İkinci yol ne? İşaretleri farklıysa büyüğün işaretine bakıyoruz. Örneğin 4'e bakıyoruz. Diğerini çıkarıyoruz. 4 eksi 2, 2. İşaretleri aynıysa o işareti alıyoruz. Eksi eksi olduğu için eksi alıyoruz. İkisini topluyoruz. 8. Bu da ikinci yol. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Pratikleştikten sonra zaten yolu görmeyeceksiniz bile. Bu şekilde çözebiliyoruz. Peki artı ve eksiler arasındaki bağlantı bu kadar mı? Değil tabii. Artı ve eksiler arasında çarpım ve bölüm durumları da sınavlarda eleyici bir nokta olarak çıkıyor. Mesela pozitif bir sayı 4 artı 4, negatif bir sayıya bölünce eksi 2'ye sonuç ne olur? Bu biraz bilgi isteyen bir şey. Hiçbir şey bilmiyorsanız kafanız karışabilir. Sonuç ne oluyor? Artının eksiye bölümü eksi oluyor. 4 bölü 2'den 2 oluyor. Mesela artı 6 bölü eksi 3. Artının eksiye bölümü eksi oluyor. 6'nın 3'e bölümü 2 oluyor. Bunu bile yani ezber bilgi olarak da alabilirsiniz. Mantığının nereden geldiğini az çok yani biliniyor ama onu ben anlatsam iyice kafa karışabilir. O kadar profesyonel değilim ben. Birazdan matematik bölümü konusu herhalde. Artı 6, eksi 3, eksi 2. Eksi 9'u eksi 3'e bölersek mesela işaretleri aynı olduğu için eksi bölü eksi artı oluyor. 9 bölü 3, 3. Yani ne not alabiliriz? İşaretleri aynıysa bölüm ve çarpım da aynı şey. Aynıysa çarpım ve bölümler pozitif olur, artı olur. İşaretler farklıysa negatif olur. Yani eksi olur. Bu kadar. Hemen birkaç pratik yapalım. 4 bölü 2 hepimiz biliyoruz. 2 neden 2? Çünkü artıyı artıya böldük. Artı elde ettik. Artı 6 bölü eksi 3. Artıyı eksiye böldük. Eksi 6 bölü 3 eksi 2. Eksi 9'u eksi 3'e böldük. 9 eksinin eksiye bölümü artı aynı olduğu için işaretler 9 bölü 3, 3. Mesela devam edelim. Şöyle yapalım. Eksi 6'yı 2'ye böldük. Eksi bölü artı yine aynı şekilde eksi 3. Çarpım da aynı. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptık. Aynı olduğu için artı oldu. 9. Eksi 3 ile artı 2'yi çarptık. Farklı olduğu için eksi 6.
Buna da baktık, geçelim. Bir sonraki noktamız asal sayı. Asal sayı. Hani nerede kullanıyoruz derseniz, aslında çok sorunun arka planında biz bunu kullanıyoruz. Böyle tak asal sayı diye çıkmaz ama kullanıyoruz. Göstereyim bir iki tane de elimden geldiğince. Asal sayının numarası şu. Kendinden ve birden başka sayıya pozitif tam sayı böleni yok. Hep bize öğretin. Yani bir asilliği var asal sayının duruşunda. Mesela 13. Hiçbir şey bölemiyor onu. Sadece bir kendisi, bir de bir. Ama 12'ye baktığınızda 12 2'ye bölünür. Çarpım tablosunu düşünürsek 6 kere 2 12, 12 3'e bölünür. 12 4'e bölünür. 12 6'ya bölünür. Yani bir asallık yok, bir asillik yok. Ama bu asal sayılarda sadece kendisi ve 1'e bölünüyor. Onun dışında bir sayıya bölünmüyor. Kendisi ve 1. Peki neler asal sayılar? Birden büyük sayıları ele alıyoruz. Biri saymıyorlar. Bir sen hem kendin şeyden aklınızda kalabilir. Kendisi de bir olduğu için o sayılmıyor. Nereden başlıyor asal sayılar? 2'den başlıyor. 2, 3, 5, 7, 9 olmuyor. 11, 13 diye gidiyor. Bunların hepsi sadece kendisine ve 1'e bölünüyor. Tek çift olan sayı 2. Tek çift. Neden tek çift? Çünkü bundan sonra gelen çift sayıların hepsi 2'ye bölünüyor. Bu kendisi 2 olduğu için oradan yırtıyor. Asal sayılar arasına giriyor. Sorularda eleyici ne çıkabilir? Asal sayıların çarpımı asal sayı olmak zorunda değil. Toplamı da olmak zorunda değil. Farkı da ama çarpımı daha çok çıkıyor. Asal sayı olmak zorunda değil. Asal sayı da değil. Çünkü adı üstünde iki tane sayıyı çarpıyorsanız örneğin 3 ile 5 15 oluyor. O 15 bu sefer 3 veya 5'e bölünüyor. 3 veya 5'e bölündüğü için işte bunlar asaldır öyleyse bunun asallığını bozmaz diye bir şey yok. Kuralımız belli. Kendisi ve birden başka hiçbir şeye bölünmeyecek. Dolayısıyla asal sayıları çarpınca iki tane asal sayıdan oluştuğu için asal sayıdır demiyoruz. İstisna bir bilgisi var onu da söyleyeyim. Asal olmayan sayıları da birden büyük asal olmayan sayıları da bileşik sayı deniliyor. Belki çıkar istisnai bir sayı bilgi. Asal olmayanlara da birden büyük tabi. Bileşik sayı. Asalı öğrendikten sonra şu geliyor. Aralarında asal diye bir şey var. Bu biraz karıştırılan bir şey. Ona dikkat edelim. Aralarında asal. Ne demek aralarında asal? Buradaki tanımlamamız da şu. Birden başka ortak böleni olmayan iki tane sayı. Mesela örneğin 7 ile 9. Şimdi 7 ile 9'un birden başka ortak bir böleni var mı? Yok. 9 3'e bölünüyor ama 7 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla tek ortak bölenleri bil. 1. Biz buna ne diyoruz? 7 ve 9 aralarında asaldır diyoruz. Bir sınırlama var. Asal demiyoruz. Aralarında asaldır diyoruz. Bu noktada önemli. Zaten asal sayılar kendi aralarında asal oluyor. Örneğin 7 ile 5 zaten aralarında asal. Ama bunun dışında mesela 9 gibi asal olmayan sayılarda başka sayılarla aralarında asal olabiliyor. Nasıl oluyor? 9 3'e bölünürken diğer gelen sayı 3'e bölünmezse en büyük ortak bölenleri 1 olursa bu iki sayı aralarında asal, hani özel şartlı sözleşme gibi aralarında asaldır diyebiliyoruz. Ve sayılar üzerinde tanımlayabileceğimiz bir başka nokta ardışık sayılar. Öncelikle şunu söyleyeyim, YouTube kanalında ardışık sayılar ile ilgili ardışık sayılar karpuz yöntemi diye bir video var. Bilmiyorum, bir mizahi bir video biraz da. Orada pratik yolunu ben bahsetmeye çalışmıştım. Kullanabilirsiniz. Ne oluyor? Mesela diyor ki n bir tam sayıysa n artı 1, n artı 2, n artı 3 bunlar da ardışık sayılardır. Yani birer birer artıyor. Ardışı peş peşe.
1, 2, 3, 4 gibi veya n'e 3 verdik mi 3, 4, 5, 6 gibi ardışık sayılar peş peşe artıyor. Ama yine burada kalmıyor, zorlaştıracak ya. Diyor ki ardışık çift sayılar. Bu sefer ne oluyor? N, tabi çift olduğu için 2n yazıyor. 2n, 2n artı 2, 2n artı 4, 2n artı 6 şeklinde gidiyor. Bunu niye 2n ile gösteriyoruz? Çünkü n'in her değeri için bir çift sayı üreteceğimizden, mesela n 1 olunca buraya yazınca 2 oluyor, çift sayı formatına geliyor. Ha, bu gösterim çok çıkmıyor. Biz neye dikkat ediyoruz? Mesela diyor ki ardışık 3 tane çift sayının toplamı şudur. O zaman diyoruz ki onları problemlerde daha iyi göreceğiz. Mesela diyor ki ardışık 3 sayının toplamı 30'dur. Tasarlayayım. Bu sayılar nedir? Öyleyse ne diyeceğiz? N'dir biri, n artı 2 biri, n artı 4 biridir. Toplam ne var? Şöyle topladığımızda 3 tane n var, bir de 6 var. 3n ile 6'yı toplamışım, 30 olmuş. 3n'e 6 eklemişim, 30 olmuş. Yani 3n neymiş ki 6 ekleyince 30 olmuş? Öyleyse 24'müş ki 6 ekleyince 30 olmuş. 3n 24 ise 1n nedir? 3'e bölüyoruz, 8, şuraya yazıyoruz, 8, 10, 12 olarak sayılarımızı hesaplıyoruz n yerine 8 yazınca. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Yani onun dışında gösterim farklılığı var ama onu o şekilde çok kullanmıyoruz. Yani tek sayılar da aynı şekilde, mesela tek sayılarda matematiksel gösteriminde işte 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5 diye gösteriliyor. Tek sayılar. Bu da niye? Mesela n yerine ne verirseniz verin tek olsun diye. Mesela n yerine çift verince de 2 verince de 2, 2 kere 2 4 1 daha 5 teke dönüşüyor. Bu da gösterim ama sarı çözerken tabii yine şu şekilde de çözebiliyoruz. Aha, o önemli bir nokta. Mesela 3 tane tek sayının toplamı 27 olsun. Bu sayılar nedir? 3 tane sayının toplamı 27. Biz burada yapılan hatayı söylüyorum. N artı 1, n artı 3 falan yazmıyoruz. Niye? Bunlar sonuçta ardışık tek sayı. Mesela 3, 5, 7 gibi ikişer ikişer artacaklar. Böyle bir şey yok. Ne yazıyoruz? Yine aynı şekilde. En küçüğüne n diyelim. Sonraki n artı 2 olacak. Arada fark 2 fark. Sonra n artı 4. Ne oldu? 3n artı 6 toplamları. 3n artı 6, 27. Neyi 6 ile toplarsam 27 olur? 21'i. Neyi 3 ile çarparsam 21 olur? 7'yi. Demek ki n 7'ymiş. N yerine 7 yazınca 7, 9 ve 11 oluyor sayılarımız. Tabi bu bir denklem kurma bilgisi ama ardışık sayılarla ilgili, o yüzden onu da söyleyeyim. Bir de kısa yollarımız var. Ardışık sayıların toplamında kullanılan, sorularda çıkan, en sonuna değineyim. Toplamlar. En çok çıkan toplam mutlaka bilin. Çünkü soruda kolaylık sağlar. Mesela 1'den 1, 2, 3 diye n'e kadar diyor. N deyince kafa karışıyor. Onu örnekleyeceğim. Sayıların toplamı, bunların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 deyince kafa karışabilir. Şu, yani 1'den 10'a kadar örneğin toplayacaksak 10 çarpı 10'u 1 artırdık 11 bölü 2 diye kısa yoldan buluyoruz. Bu da 55 oluyor. Bu önemli bir nokta. En çok çıkan nokta bu. Bunu mutlaka bilmek lazım. Bu noktadan yola çıkarak hazırlanan bir şey var. Mesela çift olsaydı 2, 4, 6 diye gitseydi ne olacaktı? En son 2n'e gitseydi. O zaman diyecektik ki aslında 2 parantezini alırsak yine 1 artı 2 artı 3 elde ederiz. Dolayısıyla şu son bölü 2'yi kaldırırız. Çünkü 2 ile çarpmışız buradaki toplamı. N çarpı n artı 1 olur. Çift sayılarda da n çarpı n artı 1. Çift sayılarda da bu şekilde ulaşabiliyoruz toplama. Ve en az çıkanı, bunu da söyleyeyim, tek sayıların toplamı 1, 3, 5 diye gidiyor. 2n eksi 1'e kadar topluyoruz. Bunun toplamı da n'in karesi oluyor. Şöyle mesela 1, 3, 5'in toplamı nedir? 8, 9 değil mi? 9 nedir? Şuna 2n-1 olarak tanımlarsak, 2n-1 5 ise n ne olur? 3 olur. 3'ün karesi ne? 9. İşte burada gördüğünüz sonuç. Bir kısa yol. Aynı zamanda 1, 3, 5, 7'yi toplarsak ne oluyor? 16 oluyor. O da aynı şekilde 2n-1'de
7'yi koyunca 2n eksi 1, 7 deyince n 4 geliyor. 4'ün karesi de 16. Bir kısa yol. Bunlar da ardışık sayılardaki kısa yollar. Bu şekilde temel kavramlara bakabiliriz. Ekstra temel kavramlar mutlaka çıkacaktır. Onlara da çıktıkça değinirim. Umarım faydalı olmuştur.